Sevgili izleyiciler, sihirli bir dünyanın kapılarını aralamaya ne dersiniz? Şimdi ise kameralarımızı açıldığı ilk günden itibaren Londra pazarında mobilya sektöründe farkı fark ettiren Nils Furniture Design'a doğru çeviriyoruz. Bakalım Nils ailesinde bu hafta bizleri neler bekliyor, hep birlikte izliyoruz. Nils Furniture Design'ın sunduğu bölüm başlıyor. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale, on ira gratter. Sevgili seyirciler, metropolitan bir şehirde yaşıyoruz. Günlük koşuşturmalar, şehrin stresi derken bir şeylerin içerisinde zaman zaman boğulduğumuzu hissediyoruz. Stresimizi azaltabildiğimiz tek yer ise şüphesiz evimiz. Evimiz içerisinde kullandığımız mobilyalarımız ise hem ruh hem de beden sağlığımızı oldukça etkiliyor. Peki mobilya seçimini ne kadar doğru ve bilinçli yapıyoruz? İşte tüm bu soruların cevabını almak üzere kameralarımızı birbirinden şık tasarımların olduğu Nils Furniture Design'a çeviriyoruz. Ve sözü Neslihan Hanım'a bırakıyoruz. Bu hafta çok ilginç teknik kısımları, ürünlerimizin çok ilginç teknik kısımlarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Tabiri caizse sihirli bir gözlük takacağız. Modern tasarımları birlikte gözlemleyeceğiz ve dinlediklerimizle bütünleştireceğiz. Acaba neler var konseptimizin, ürünlerimizin içerisinde? Pralin oturma grubun üzerinde gerçekleştireceğiz sohbetimizi. Engin Bey, bugün teknik kısımları konuşacağız. Hiç bilmediğimiz belki de yönlerini göreceğiz kullandığımız mobilyalarımızın, aksesuarlarımızın. Nils Furniture Design ailesi İngiltere pazarına girdiği ilk günden itibaren adından sıkça söz ettirdi. Ve o oranda da devam ediyor. Çok güzel bir ilgiyle devam ediyor. Üstün kalitenizi biliyoruz ama detayları sizden almak istiyoruz. Nils ürünlerinin piyasada kullanılan ürünlerden farkı nedir acaba malzeme yönünde? Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki de biliyorsunuz ki bu sektör kendini sürekli yenileyen bir sektör. Her yıl olduğu gibi ürünlerde bir değişiklik, bir tasarımlarda farklılık var. Dışarıdan baktığınız zaman herhangi bir mobilya mağazasında birçok konsept görebiliyorsunuz. Koltuk takımları, oturma odaları, yemek odaları. Ama bunların içinde ne aksam kullanılıyor? Bunu teknik açıdan birçok müşterimiz bilmiyor. Tabii ki de biz bunları anlatmakla mükellef olarak mağazalarımızda müşterimiz geldiği zaman teknik donanımlı kapasiteli personelimizle birlikte anlatıyoruz. Şöyle bir bakacak olursak tabii ki de burada bir pralin koltuk takımımız var. Genellikle koltuk takımlarında dünya pazarında kullanılan bazı aksamlar var, iç aksamlar. Piyasanın kullanmış olduğu şöyle bir bakacak olursak, koltuğun esas kasasından bahsediyorum ben. Bu elimde tuttuğum malzeme tabii ki de bir sunta malzeme. Birçok koltuk takımında kullanılan temel malzemelerden bir tanesidir. Bunların kendi içinde birinci sınıf, ikinci sınıfları var. Koltuk kasası oluşur ama yarın bir gün bu malzemeden yapılan bir koltuk çökme yaratır. Biz pralin koltuk takımı dahil bütün Nils grubunda kullandığımız bütün koltuklarda tek bir malzeme kullanıyoruz. Koltuğun kasasında tabii ki de normal ağaç, gürgen ağacı. Gürgen ağacı Türk standartları endüstrisinde en yüksek oranı alabilen ve ağaçtır. Hiçbir şekilde içinde iç aksam yoktur. Tabii ki de bu koltuğun kasası. Bu koltuğun kasasını oluşturan temel ana madde bu. Bunları destekleyici bazı maddeler vardır. Biz bu malzemelerden iki tanesini kullanıyoruz. Bunlardan biri çatı ve ev izolasyonunda kullanılan OSB, diğeri de yumuşaklık ve kolay kıvrım sağlayan kontra malzemesidir. Koltuğun bütün ana kasasını bunlardan oluşturuyoruz. Yani bizim şu anda Nils mağazasında gördüğünüz hiçbir sandalye, koltuk, oturma grubunda sunta aksam yok. Sunta aksam genellikle piyasada uygun fiyata satılan çekyatlar, ikinci sınıf malzemeler, geçici ürünlerdir. Biz kesinlikle mağazamızda bunları satmama kararı aldık. Zaten Nils Furniture Design bunları hiçbir şekilde fabrikasında üretmiyor. Tabii ki de koltuğun kasasını ürettikten sonra bu koltuğun görmüş olduğunuz gibi bir esneme olayını sağlayan yaylı koltuklar veya yaylı koltuklar olarak ayrılan iki konsept var. Biz genellikle koltuklarda yeni trendle birlikte elastik kolon dediğimiz malzeme kullanıyoruz. Yay kullanmıyoruz. Yaylar genellikle çekyat grubu koltuklarda vardır. Avantgarde seri üst segmentte kesinlikle yay kullanılmaz. Tabii ki de elastik kolon da Avrupa standartları içinde kendi grupları içinde ayrılıyor. Normalde standartizasyon olarak
5 santim Avrupa standartlarında onay verilmiştir. Biz Nice Furniture Design olarak bunları 7 santim kullanıyoruz. 7 santimin altında elastik kolonlarımız yok. Ve bunların tabii ki en önemlisi çökmemesi için atım sayımları çok önemli. Sıklık oranları çok önemli. Biz sıklık oranları olarak normalde tekrar Avrupa standartları 3'e 3 derken biz bunları 5'e 5, 7'ye 7 şeklinde ve örme şeklinde. Hani bayanlarımızın bu saç örme teknikleri vardır. Aynı şekilde koltuğun kasasının üzerine örme şeklinde atılan bir malzeme. Evet, gelelim süngerlerimize. Koltuğun kasasını gürgen ağacından oluştuğunu söyledik. Etrafını OSB kontra malzeme ile desteklendiğini söyledik. Hiçbir sunta veya karton aksam kullanmıyoruz. Tabii ki de elastik kolonlarla birlikte bunu güçlendirdik. Yumuşaklığı sağlayacak süngerlerimiz. Avrupa standartlarına göre sünger oranları genellikle 25-26 HR dediğimiz içindeki yoğunluk oranına göre yeterlilik. Ama biz genellikle İngiltere'de tek bir odada hem salon hem oturma odası koltukları kullandığımız için çökme sorunlarıyla birçok müşterimizin karşılaştığını piyasadan duyduk. Biz de fabrikayla yapılan görüşmelerde gönül rahatlığıyla satabileceğimizi anladık. Çünkü bizde kullanılan süngerlerin hepsi 38 HR kalınlığında. Yani 26'ya piyasada kullanılan, bizde kullanılan 38 HR sünger. Tabii ki de bitmiyor. Bu kadar aksamdan sonra normalde birçok firma bunun üzerine sadece kumaşı atar ve oturma hissiyatını verir. Ama işlem öyle olmaması gerekiyor. Süngerle kumaşın arasına bir malzeme atılması lazım. Bu da elyaf bir malzemedir. Süngerlerden sonraki kısımda tabii ki de genellikle birçok firma araya sadece hiçbir şey atmadan üzerine kumaşla kaplatıp satışa gerçekleştiriyor. Bizim firmamız Nice Furniture Design'da kesinlikle böyle bir işlem yapılmıyor. Bu iki katman arasına da atılması gereken bir malzeme var. Bu da tabii ki de elyaf bir malzeme. Piyasada kullanılan genellikle 200 gram bir malzemedir. İnceltilmiş elyaftır. Avrupa standartlarına uygundur. Ama Nice Furniture Design çıtayı biraz daha yükselterek avantgard seri mobilyalar sattığı için bunun üzerine 400 gram lamineli elyaf malzeme kullanılıyor. Tabii ki de 400 mg lamineli elyaftan sonra bunun üzerine kumaş atılması gerekiyor. Bizim kullandığımız şu anda kumaşlar yüksek teknolojide üretilen 2016 yılında fuarlarda sergilenen kumaş standartlarındaki ürünleri kullanıyoruz. Hiçbir şekilde geçmişe dönük bir ürünle müşterilerimize sergilemiyoruz. Koltuğumuzun kasası bunlardan oluşuyor. En çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi kullandığımız koltuklarda çökme sorunu. Siz bize kullanılan ürünlerde kullanılan malzemelerin özelliklerini açıkladınız. Evet, inandık. Çok da inandırıcı bir şekilde görsel anlamda da açıkladınız. Ama biz ürünümüzün, koltuğumuzun içini görmüyoruz. Bu ne kadar ikna edici olur? Acaba içerisinde neler var, söylenilen malzemeler ne kadar doğru kullanıldı? Tekrar bir çökme olayıyla karşılaşabilir miyiz? Şöyle açıklamak gerekirse, bu kadar atılan bir malzemenin üzerine düşünün ki bir firma tek tek kalite kontrol uzmanlarıyla bunları özel makinelerle test etsin. Nice Furniture Design Türkiye esas fabrikası, bu konuda çok hassas. Üretim tesislerinde özellikle 60'a yıla varan bir geçmişe sahip oldukları için, özellikle atölye bazında bu işe başladıkları için test oranları çok yüksek. Zaten yapılan bu elastik kolonlar, bu sünger yükseklikleri, bu lamineli elyaflar koltuğun alt kasılarından dolayı hiçbir şekilde çökme şikayeti almıyor. Bu bizim için sevindirici bir haber. Tabii ki de bunun haricinde kumaşın atılan gerginlik oranları da çok önemli. Kumaşta yarın öbür gün olabilecek potlamaları da engellemişler. Tabii ki de en son sorduğunuz soru benim çok dikkatimi çekti. Dediniz ki, Engin Bey, anlattınız. Biz bunun içini nasıl göreceğiz? Şahsen bana da böyle biri anlatsaydı, ben derdim ki içini görmüyorum. Bende bir içini gösteren, programın başında dediğiniz gibi bir gözlük yok. Biz de Nice Furniture Design olarak bir karar aldık. Şu anda yapımı bitmek üzere ve Türkiye'den geliyor. Bir koltuğu, tekli bir berjeri ortadan ikiye bölünmüş şekilde mağazada sergileyeceğiz. Bu anlattıklarım bütün aksamlarıyla birlikte siz gelip koltuğun nasıl üretildiğini görmüş olacaksınız. Evet, anladığım kadarıyla önümüzdeki hafta yine bir ilke hep birlikte şahitlik edeceğiz, evet. Engin Bey. Ama sormak istediğim bir başka soru daha var. İngiltere sınırları içerisinde özellikle mobilya sektöründe yapılması gereken bir kuraldır bu. Kullanılan ürünlerin yanmazlığı çok önemli. Dolayısıyla sizin ürünlerinizin Avrupa standartı normlarına ne kadar uygun olduğunu sizden dinlemek istiyorum. Nice Furniture Design açılmadan önce bu Avrupa standartları normlarına göre bir yıla yakın bir araştırma yaptı ve İngiltere'ye gelecek bütün ürünlerin, özellikle kumaş aksamlı ürünlerin
FIRA yani FIRA yanmazlık test sertifikasından geçmeleri gerektiğini söyledi. Bu İngiltere'de bir kuruluş. Bütün gelen kumaşları öncelikle kuruluşa yolluyorsun. Sadece kumaş değil aslında, sünger, elyaf, telya, bütün malzemelerin yanmazlık testinden geçip sertifikası olması lazım. Bizde kullanılan bütün kumaşlar, bütün süngerler, bütün elyafların hepsinin ayrı ayrı test sertifikaları var. Allah korusun herhangi bir yangın çıktı, ummayalım olmasın. Yangın çıktıktan sonra İngiltere normlarında expertler yani kontrolörler gelir, evinizin yangının nereden çıktığına bakarlar. Eğer sizin aldığınız koltuklardaki oluşan bir şeyden bir yangın çıkıyorsa ve o koltuklarla ilgili bir sertifikanız yoksa hiçbir şekilde sigorta firmalarınızdan paranızı alamazsınız. Aslında bu sadece koltuklarla ilgili değil, bütün sandalyelerin, bütün yatak odasının başlıklarının, yatak odasında kullanılan matrislerin yani çiltelerin, yatakların da yanmaz olması gerekiyor. Nice Furniture Design olarak bizim bütün ürünlerimizin sertifikası var. Zaten müşterilerimize faturalarımızı keserken seçmiş olduğumuz kumaş koduyla birlikte sertifikalarını da zarflarına koyarak veriyoruz ki uzun yıllar saklasınlar diye. Değinmek istediğim bir başka konu daha var. Malum İngiltere evleri metrekare olarak çok değişik ebatlarda olan evler ve genelde de küçük, çok da kullanışlı değil. Dolayısıyla mobilyaları alırken hani kendi zevkimizden ziyade ondan özveride bulunuyoruz. Birazcık daha eve uygun mobilyalar almaya gayret ediyoruz, özen gösteriyoruz. Nice Furniture Design ailesi bu anlamda bize ne kadar yardımcı oluyor? Nice Furniture Design ailesi yapılan Türkiye'deki ana fabrika toplantılarıyla birlikte İngiltere'deki pazarı onlara anlattı. Onlar da değerlendirdi. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki evler çok büyük. Genellikle bir ev ortalama 160 metrekare, 140 metrekareden başlıyor. Tabii ki de İngiltere'deki evler 80 metrekare, kapı genişlikleri dar, her ürün evden geçmiyor. Modüler yani kolay paketlenebilir ve evlerin içinden geçebilir özelliğe olması sahip, gerekli. Bununla birlikte ne yaptı Nice Furniture Design ana fabrikası? Bizim bu taleplerimiz doğrultusunda mağazamızda gördüğümüş olduğunuz bütün ürünlerin belli boyutlarda küçültülmüş mobilyalarını üretmeye başladı. Tutun ki bir yatak odasının dolaplarından oturmuş olduğunuz koltuğa kadar, yemek masalarına kadar bütün ürünlerde bir küçültmeye gidildi. Mağazalarımıza müşterilerimiz geldikleri takdirde bir ürünün hakkında teknik bilgi aldıklarında birçok ürünün boyutsal olarak küçük üretimlerin olduklarını da görecekler. 2016 yılına özel bu güzel haberi de kendilerine verelim. Evet, Pralin oturma grubunun üzerinde mobilyalarımızın iç dünyasına uzandık. Şimdi sihirli gözlüklerimizi çıkaracağız. Artık bir de Avantgarde serimiz var. Vivaldi yatak odamız var. Ürünümüzle ilgili detayları sizden dinleyeceğiz. Sevgili seyirciler, Nice Furniture Design farkıyla gözümüze hitap eden mobilyaların iç dünyasına derinlemesine göz attık ve mobilya seçimi yaparken kullanılan maddelerin özelliklerini hep birlikte öğrendik. Mağazamızın içerisinde yer alan mobilyalara göz gezdirirken adeta büyüleniyor ve bu sefer de Nice konseptinin avantgard serilerinden Vivaldi yatak odası takımı tüm ihtişamıyla göz kırpıyor. Çok özel bir tasarım, çok şık bir tasarım, detayları alabilir miyiz? Kendini kraliçe ya da kral hissetmek isteyen çiftler için inanılmaz bir tasarım Vivaldi yatak odası. Şıklığıyla, zarafetiyle inanılmaz bir seri ve şu anda Nice Furniture Design'ın en yüksek segmentli, en çok satan ürünlerinden bir tanesi. Şöyle bir ürüne bakacak olursanız, ürün hakkında gerçekten anlatılacak hikaye çok fazla. Tabii ki de nasıl bir pralin koltuk takımının iç aksamını anlattıysak bir yatak odası da nelerden oluşuyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Genellikle yatak odalarında en çok kullanılan malzeme tekrar sunta aksam. Bu sunta aksam kullanıldığı zaman ne gibi sorunlar yaratır? Bir kere kurabilirsiniz, ikincisinde başka bir yere taşımak istediğiniz zaman kesinlikle kuramazsınız. Çok normal bir ağırlık bile kullansanız dolabın raflarında, dolabın dengesinde şaşma yaratırsınız. Yani yaklaşık çok kısa bir süre zaman içinde mobilya kullanılmaz hale gelir. Biz Nice Furniture Design olarak bunda da segmenti avantgard seri olarak yükselttik ve kullandığımız bütün yatak odalarının üzerinde kalınlaştırılmış MDF malzeme kullanıyoruz. Kesinlikle yoğunlaştırılmış işlenmiş ağaç. Hiçbir şekilde sunta aksam yok. Tabii ki de bu ne kolaylık sağlıyor? Bir,
montaj kolaylığı, 2 sağlamlık, 3 kalite ve üzerine atılan lake kaplama ile birlikte zarafeti ortaya çıkartıyor. Bizde genellikle Nice Furniture Design'da kullanılan iki tip kaplama malzeme var. Bunlardan biri ceviz kaplama, kayın ağacı üzerine veya görmüş olduğunuz gibi lake kaplama. Tabii ki de lake kaplama boya da çok detaylı bir teknik donanıma sahip. Nice Furniture Design ailesinin kendi özel 4 tane fırınlanmış boyahane atölyeleri var fabrika içinde. Genellikle onlar şu konuda hassaslar. Atılan lake boya ülkeye göre değişiyor. Yani altındaki ultraviyole boyanın. Eğer ülke nem oranına göre o boya atılmazsa üzerindeki lake kaplama genellikle nemli ülkelerde, özellikle İngiltere gibi bir yerlerde çatlamaya sebep veriliyor. Bize gelen bütün ürünler İngiltere standartlarına göre tekrar boyanıyor ve kaplanıyor. Ve normalde bir mobilya ortalama 1-2 günde boyahanede beklerken bizim ürünlerimizin ortalama sadece bekletme süresi 3-5 gündür. 3-5 günün sonunda özel paketleme ile birlikte İngiltere'ye depomuza, oradan sizin güzel evlerinize ulaşıyor. Ürünümüze bir göz gezdirdiğim zaman akla gelen ilk sorulardan bir tanesi yatak başlıkları. Acaba değiştirebiliyor muyuz Nice Furniture Design'in konseptini? Sadece yatak başlıkları değil, az önce bahsettiğimiz gibi dolap boyutlarında ve yatak boyutlarında da küçülmeye gidebiliyoruz. Tabii ki de güzel bir eviniz var. Evinizde belki güzel bir duvar kağıdı veya duvar boyası var veya bir perde var. Bunu yatak odasıyla beraber kombine yapmak istiyorsunuz. Mağazamızda kullanılan bütün kumaş seçeneklerini biz bu yatak başlıklarına kullanabiliyoruz. Yani sadece beyaz değil, istediğiniz zaman bir gül rengi, istediğiniz zaman bir sarı, istediğiniz zaman bir yeşil rengiyle birlikte yatak başlıklarının veya kasaları eğer mümkünse renk değişikliğine gidebiliyoruz. Son olarak ben tabii ki ekonomi kısmını da konuşmak istiyorum sizinle. Nice Furniture Design ailesinin özellikle biz tüketicilere çok önemli fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Yeni yıl öncesinde %50'ye varan fırsatlarımız vardı. 2016 yılında da bu fırsatlar devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yapmış olduğumuz toplantılarda gördük ki açılışa özel çok büyük bir yoğun talep aldık. Biz dedik yeni yıla kadar bu kampanyalarımızı devam ettirelim. Tabii ki de yeni yıl bitmesiyle beraber müşterilerimizin çoğu açıldığımızı yavaş yavaş duymaya başladılar ve inanılmaz şekilde gelmek istiyorlar. Biz de dedik ki şöyle bir şey yapalım. Yeni yıla özel yapmış olduğumuz birçok üründeki %30, %50'lik indirimleri belli bir süre daha uzatalım. Müşterilerimiz gelsinler. Bu sizle birlikte ürünlerin iç kalitesinin ne aksamlardan oluştuğunu kendilerine burada bir daha anlatalım. Biz ürünlerimizin arkasındayız. Gerçekten şu anda İngiltere mobilya sektöründe yeni bir trend açtık. Ve bu trendle birlikte biz bu segmentin en üst basamağı olan Avantgarde seri mobilyaları İngiltere'de müşterilerimize Nice Furniture Design aracılığıyla buluşturuyoruz. Efendim, Nice ailesinin satış genel koordinatörü Engin Bey bu hafta bizler için mobilyaların görünmeyen yönlerini verdiği bilgilerle görmemizi sağladı. Zira mobilya şakaya gelmez. Evimizin şıklığını, beden ve ruh sağlığımızı dikkate alarak bir de cebimizi düşünerek aldığımız mobilyaların uzun vadede dayanıklı olması da bizim elimizde. Nasıl mı? Yapmamız gereken tek şey 273 4th Street Edmonton'da bulunan Nice Furniture Design'a uğramak diyor. Engin Bey'e ve tüm Nice ailesine bizleri her anlamda düşündükleri ve bilgilendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Nice Furniture Design'ın sunduğu bölüm sona erdi. Siz neredeyseniz adım adım Londra oradan.